Evet. Okuduğum ayet Cin suresinin 14. ayetiydi. Ve bu ayet şöyle buyuruyor. Hani geçen de derste demiştim. Bu ayet Kur'an'ı çevirdikten sonra, tefsirimi bitirdikten sonra hayatıma nazil oldu. Bu ayet hayatıma nazil olduğu gün Kadir günümdü. O ayetin Kadir günüydü. Hepimiz için, hepiniz için geçerli olsa gerek dostlarım. Bazen insan bir ayetin etrafında dolaşıyor da içine giremiyor. Ayet içinize giremiyor. Ayet zihin arzınıza, zihin arşınızdan nazil olmuyor bir türlü. O zaman ayeti anlamak da zorlanıyorsunuz. Yani bazen ayete gereğin kadar emek vermemiş oluyorsunuz. Aslında her ayetin bir kapısı var ama her ayetin kapısı aynı anahtarla açılmıyor. Bu bir hakikat. Yani maymuncuk yok cebinizde. Her ayete has bir emek gerekiyor. Galiba Kur'an'da Allah'ın efela yetedebberun el Kur'an, onlar Kur'an'ı derinliğine düşünmezler mi emri bunu gerektiriyor. Derinliğine niye düşüneceğiz ki? Düşünün, kullanma kılavuzuna benzeseydi Kur'an. Yani şu aldığınız makinaların, aldığınız tıraş makinesinin, aldığınız elektrik süpürgesinin, aldığınız fırının kullanma kılavuzuna benzeseydi A, B, C, D kurulum ve kullanma kılavuzu belli zaten. Zaten affedersiniz en gerizekalısına göre yapıyorlar. Tamamdı, mesele bitmişti. Ama bu öyle değil. Mübarek Kur'an öyle bir şey değil. Onun için ne dedi sorusu yetmez, ne demek istedi sorusunu mutlaka sormak zorunda. Bağ Kur'an bir akıl istiyor, akıl istiyor yani. 23 yıllık bir hitap söz konusu, 23 yıla dağılmış bir hitap söz konusu ve bu hitabın ayakları var, başı var, gövdesi var, beyni var, kalbi var, duygusu var. Size konuşur, size cevap verir ama doğru soruyu sorarsanız. Onun için bu mübarek ayet de benim hayatıma girdi ve beni ters köşe yaptı. Yapmadı aslında bu lafın gelişi. Tam da ha dedim. Kur'an'ın Kur'an oluş delillerinden biri de burada.